Öncelikli olarak sizin hedefinizi belirlemeniz gerekiyor. Siz kilo vermek mi istiyorsunuz, yağ oranınızı düşürmek mi istiyorsunuz, yoksa kas kütlenizi artırarak kilo almak mı istiyorsunuz? Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda karbonhidrat ve glisemik indeks konularını A'dan Z'ye değerlendiriyor olacağız. Glisemik indeks nedir? Ne işe yarar? Karbonhidratlar glisemik indekslerine göre nasıl sınıflandırılırlar? Bu sınıflandırma kas yapım ve yağ yakım süreçlerinizi nasıl etkiler? Onlardan bahsedeceğim. En sonunda da en sık tercih edilen karbonhidrat kaynaklarını yani yulaf, beyaz pirinç, basmati pirinç, bulgur, patates, makarna gibi karbonhidrat kaynaklarının hedefinize ve beslenme planınız içerisinde nasıl yerleştirilebileceğine değineceğim. Vakit kaybetmeden karbonhidratlarla başlayalım. Anlatmak istediğim, bahsetmek istediğim birçok konu olduğu için unutmamak adına notlar aldım. Karbonhidratlar egzersiz esnasında enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Bunun yanında vücudumuzdaki doku ve organlar tarafından da bir nevi yakıt görevi görürler. Bu yüzden hem sağlık hem de spor ve kas gelişimi açısından karbonhidratlar bizim için fazlasıyla öneme sahiptir. Glisemik indeks ise karbonhidratların kan şekeri seviyenizi yükseltmelerine göre 0 ile 100 arasında aldıkları değerlere verilen isimdir. Eğer bir karbonhidrat sindirildiğinde kan şekerinizi yükseltiyorsa, ani dalgalanmaya sebebiyet veriyorsa, yani hızlı sindiriliyorsa o yüksek glisemik indeksli karbonhidratlar olarak adlandırılır ve basit karbonhidrat olarak da bilinir. Diğer yandan düşük glisemik indeksli karbonhidratlar ise vücudunuzdaki kan şekerinizde herhangi bir dalgalanmaya sebep olmazlar. Daha doğrusu ani dalgalanmalara sebep olmazlar. Düşük glisemik indeksli karbonhidratlar diye adlandırılırlar. Bunlar da kompleks karbonhidrat ismiyle bilinirler. Diyeceksiniz ki şimdi bu dalgalanma ne işe yarıyor? Yani kas gelişiminde, yağ yakımında bu dalgalanmanın olması, olmaması, insülinin zıplaması, zıplamaması ne işe yarıyor? Eğer sizin kan şekeri seviyeniz aniden artıyorsa, insülininizin artışıyla birlikte growth hormonu salgınız azalıyor. Bu azaldığında sizin yağ depolama durumunuz artmaya başlıyor. Yani yağ depolamaya başlıyorsunuz. Bu yüzden yüksek glisemik indeksli besinleri uzun vadede hem yağ depolamanıza sebep olur hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşmanıza neden olabilir. Yüksek glisemik indeksler arasında glikoz kan şekerini en çabuk yükselten besin olarak bilinir ve 100 puan olarak glisemik indeks değeri literatürde geçer. 0 ile 100 aralığında olacak. Hemen burada da bahsettiğim, listelediğim gibi aralıklardan bahsedelim. 0-55 arası düşük glisemik indeks, 56-69 arası orta glisemik indeks, 70 ve 100 arası da yüksek glisemik indeks olarak biliniyor. Bunların örneklerine zaten teker teker değineceğim. Bu glisemik indeksin etkileyen bazı durumlar var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki pişirme yöntemi. Sizin pişirmeniz, herhangi bir besini pişirmeniz sindirimi kolaylaştıracağından glisemik indeksi artıracaktır. Yani siz sadece patates olarak bakamazsınız. Bu patates fırında mı yapılmış, işte kızartma olarak mı yapılmış, haşlanmış mı? Tüm bunlar glisemik indeksi değiştirecektir. O yüzden hepsini tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun yanında lifli besinler genelde düşük glisemik indeks değerine sahip. Sindirimi uzun sürüyor, kan şekerinizi dalgalandırmıyor, belli bir seviyede tutuyor. Bunun yanında bir üçüncüsü de doğal şekerin rafine şekere göre daha düşük glisemik indeksi sahip olması. Yani doğal bala baktığınızda 58 civarında bir glisemik indeks değerine sahip ama işin içine rafine şeker girdiğinde bu değerler çok daha yukarı noktalara çıkıyor. Şimdi gelelim başlıca karbonhidrat kaynaklarının incelenmesine. İlk olarak yulaf. Yulaf burada da belirttiğim gibi düşük glisemik indeks değerine sahip. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi. Biliyorum tüketmekte zorlanıyorsunuz ama yulaf hem düşük glisemik indeksiyle hem lif içeriğiyle hem kaliteli karbonhidrat miktarıyla kahvaltıların ve beslenmenin vazgeçilmez parçalarından biri. 100 gram içerisinde oldukça 59 civarındaydı sanırım karbonhidrata sahip ve bunu düşük glisemik indeksle sağlıyor. Yeri gelmişken bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bir besinin düşük glisemik indeksi sahip olması onu işte sağlıklı, gelişigüzel tüketebiliriz anlamına da gelmez.
Çünkü glisemik indeksi düşük olmasına rağmen yağı yüksek olabilir. Bu da sizin beslenme planınızdan sapmalara neden olabilir. O yüzden tek taraflı incelemeyin. Videonun sonlarına doğru besin intoleransı ve genetik durumları da değineceğim. Yani sadece glisemik indeks değeri bir besini değerlendirmek, bir karbonhidratı değerlendirmek için yeterli değil. Farklı donelerden de inceliyor olmanız gerekiyor. Sırada beyaz pirinç var. Yine en çok sorulanlardan biri. 85 gibi bir değere sahip. Videonun sonunda da ben bu elimdeki en çok tercih edilen karbonhidratların glisemik indeks değerlerini bir tablo haline getirip sizlerle paylaşacağım. Ya videonun içerisine ekleriz montajı ya da açıklama kısmında yer veririm. 85 gibi bir değere sahip yüksek glisemik indeks sınıfında 100 gram içerisinde 100 gram pişmemiş beyaz pirinç içerisinde 71 gram karbonhidrat ve 331 kalori var. Biraz önce de dediğim gibi glisemik indeksin yanında makrosuna, kalorisine mutlaka bakın. Bir sonraki örneğimiz basmati pirinç. Basmati pirinç pirinç grubundan olmasına rağmen düşük glisemik indekse sahip faydalanabileceğiniz bir pirinç türü. Ben tadını çok sevmiyorum ama özellikle definisyon döneminde faydalanabilirsiniz. Bulgur pilavı ve esmer pirinç de yine aynı şekilde düşük glisemik indeks değerine sahip 55 civarında bir değeri var. Civarında diyorum çünkü farklı kaynakları incelediğinizde bu glisemik indeks değerlerini hani 3 aşağı 5 yukarı biraz oynadığını görebilirsiniz. O yüzden işte Berk Hoca 55 demişti ama aslında 59'muş diye şaşırmayın. Onu bir küçük bir aralık gibi düşünün. Patates. Burada patatesi ikiye ayıracağız. Bir normal patates, bir de tatlı patates olarak. Normal patates yine 80 üzerinde glisemik indeks değerine sahip. Yüksek glisemik indeks değerine sahip. Ama diğer yandan tatlı patates hem görünüşü hem tadı itibariyle daha değişiktir. Orta glisemik indeks değerine sahip. Son iki alternatifimiz ise kepekli makarna ve beyaz ekmek. Hani son alternatif diyorum ama bunlar en sık sorulan, en sık tercih edilenler olduğu için bahsediyorum. Kepekli makarna da yine orta glisemik indeks değerine sahip. 100 gramında 67 gram karbonhidrat ve 354 kalori var. Bunlar benim evimde tüketmiş olduğum markaların değerleri. Elimdeyken onları yazmak ve videoda da bahsetmek istedim. Çünkü soruyorsunuz hocam hangisinde daha fazla karbonhidrat var, hangisi kalori verir, hangisi işte daha düşüktür. Bunlardan da bahsediyorum yeri gelmişken. Son olarak beyaz ekmek. Beyaz ekmek yüksek glisemik indeks değerine sahip arkadaşlar. O yüzden tüketmemenizi öneriyorum. Zaten içeriği de artık daha doğrusu zararları herkes tarafından biliniyor. Son kısımda gelelim. Tüm bunları saydık. İşte hangisi yüksek hangisi düşük öğrendik. Bunları beslenmede, beslenme planımız içerisinde hedeflerimize yönelik olarak nasıl planlayacağız? Öncelikli olarak sizin hedefinizi belirlemeniz gerekiyor. Siz kilo vermek mi istiyorsunuz? Yağ oranınızı düşürmek mi istiyorsunuz? Yoksa kas kütlenizi artırarak kilo almak mı istiyorsunuz? Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer siz yağ yakmak istiyorsanız yüksek glisemik indeksi besinlerle pek işiniz olmuyor arkadaşlar. Çünkü bu sizin biraz önce de videonun başında bahsettiğim gibi insülin seviyenizi artırarak yağ depolanmasını artırıyor. O yüzden sizin mümkün olduğunca yüksek glisemik indeksi besinlerden kaçınmanız gerekiyor. Diğer yandan kilo kazanmak isteyenler içinse yarışmacıların da tercihi genelde pirinç çeşitleri olur. Ama burada da şöyle bir durum var. Yarışmacıların işte bulk ve definisyon dönemi olarak ayırdıkları için bulk dönemde yarışma öncesi yüklüyorlar. Yüksekte yiyor, işte düşükte yiyor, belli bir kiloya geliyor. Ondan sonra definisyona dönüyor. Ama hobi olarak devam edenlerde böyle bir durum olmadığı için ben her zaman dengeli ilerlemelerini öneriyorum. Yani ben kilo almak için her öğün pirinç yiyeyim derseniz en sonunda göbeğiniz çıkmaya başlar büyük ihtimalle. Bilinçsiz olarak ilerlemeyin. Bunları çeşitlendirerek devam ettirin. Hangi karbonhidratın ne zaman kullanılacağını bahsettikten sonra da son olarak glisemik indeksin bu planlamada yeterli olup olmadığına değinmek istiyorum. Sadece glisemik indeks sağlıklı bir planlama için yeterli değil arkadaşlar. Burada besin intoleransı devreye giriyor, genetik durumlar giriyor. Zaten çoğu kişi de yorumda yazacaktır. İşte hocam bana bulgur yaramıyor, hocam ben işte pirinci yiyince iyi hissetmiyorum, enerjim bir anda düşüyor, bir anda artıyor. Bunlar glisemik indeksle bağlantılı olmasının yanında besin intoleransı ve genetiğinize de alakalı arkadaşlar. Besin intoleransı dediğiniz şey ise en kaba şekilde özetlemem gerekirse bir besinin size yarayıp yaramaması. Ben de bu besin intoleransı testini yaptırmıştım. Yumurtaya intoleransım çıkmıştı, süte çıkmıştı,
beyaz pirince çıkmıştı. Yani tükettiğim birçok şeye intoleransım çıkmıştı. Ben bunu hani şu yaşımda tolere edebiliyorum. Siz edemiyor olabilirsiniz. İşte ben bulgur yiyince acayip şişiyorum diyebilirsiniz. İşte sindirim sorunları yaşıyorum diyebilirsiniz. Hani bunlar besin intoleransınızla, vücudunuzu tanımanızla birlikte deneyerek programınızı şekillendirmeniz gereken durumlar. Hani burada işte düşük glisemik indeks, herkes bulgur yesin diyemem. Ben tüketebiliyorum. Ben hatta beslenme planımdan daha önce bahsetmiştim. Her an öğünde ben farklı karbonhidrat kaynağından faydalanıyorum. Hem sıkılmamak hem hepsinden dengeli bir şekilde alternatiflerle birlikte faydalanabilmek adına ben her öğünde farklı karbonhidrat tüketiyorum. Ama siz bunu hem hedefinize, hem güncel durumunuza, hem de bu bahsettiğim besin intoleransı ve genetik durumunuza göre kendiniz belirlemelisiniz arkadaşlar. Yani herkes şu beslenmeyi yapsın deyip diyemem. Çünkü herkes aynı beslenmeyi devam ettirse bile aynı sonuçları maalesef alamıyor zaten. Bu sporun zorluğu da bu. Bir de genetik durum var. Genetik fitness ve genetik antrenman kısmına ayrı bir videoda değineceğim arkadaşlar. Beslenmesinden antrenmana, genetiğe bağlı olarak yön vermek bambaşka bir konu. Onu uzmanlarıyla birlikte detaylı olarak ele alıyor olacağız. Ben bu genetik testi kendimde de yaptırdım. Zaten kendim de Türkiye'nin ilk uzman genetik trainerlarındanım. Bunu ayrıca detaylı bir videoda anlatıyor olacağım. Burada maalesef zamanımız yetmez. Karbonhidrat ve glisemik indeks konusunda umarım size yardımcı olabilmişimdir. Mümkün olan en sade ve anlaşılır şekilde en çok tercih edilen karbonhidratları detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Gelecek paylaşımları sizlerden gelen yorumlar ve istekler doğrultusunda planlıyorum ve düşüncelerinizi önemsiyorum arkadaşlar. Gelecek paylaşımlarda görüşmek üzere. Güçlü kalın ve kendinize iyi bakın.